bütün bunlar önümüzdeki yakın geleceğe çok Ya çok merak rahat olsun. içerisinde Ya insanlar çok rahat olsun. Bak rahat olsun. Rehavetli olmasınlar ama rahat olsunlar. Allah'a güvensinler. İşte bu da ayrı bir şey değil mi? Yani tamam tevekkül sonuna kadar tevekkül ama yani tevekkül edip ne yapsın insanlar? Yatsın mı? Bırakalım her şeyi gelsinler. Üstün bize ne yapıyorlarsa yapsınlar. Her şeyi televizyon ekranlarından söylemek durumunda değiliz. Herkesin her şeyi bilmesi gerekir. Bunların yedi göbek sülalesinin para trafiklerini ayan beyan ortaya koyacaklar. Eğer siyasi otoritenin, yetkililerin terörle bağlantısı, IŞİD'le ve diğer PKK da dahil valilere talimat verdik. Silahlı teröriste müdahale etmeyin dedik diyorlar ya. İki gün sonra teröre göz yumma ve yaltaklıktan dolayı bunları mahkemeler mahkum ederse, nasıl ki olmayan terör örgütüne yardım ediyor diye Akın İpek'in mal varlığına el koyduysa, bakın AKP'nin tüm üyelerinin, AKP üyelerinin cemaate üye olmak diye bir şey yok ki. AKP'nin tüm 5-6 milyon üyesi var galiba. Tamamının mal varlığına iki gün sonra çökebilirsiniz. Evet. Mesela köprüler yapıldı. Yüz binlerce dönüm araziler orada el değiştirdi. Köprülerden geçen söylemiyorlar. Önce araziler alıyorlar. Bu para trafiklerini çıkarmak çok kolay. Yarın belki de tüm dış borcumuzu kapatacak kadar bir hazine irat kaydedilecek. Bunu da müjde olarak herkese vermiş olayım. Bakalım. Haram para kimseye yar olmaz. Bu paraların sefasını süremeyecekler. Zaten ahirette alev topuyla yaşayacaklar. Gırtlaktan alev topu geçecek. Ama burada da onun sefasını süremeyecekler. Kısaca yazık oldu diyorum. Peki. Kısaca finalleri böyle olmasaydı diyorum. Peki ümit var. Açıklamalarınız gerçekten insanlara da ümit veriyordur diye tahmin Millete ediyorum. Millete moral olsun Türkiye'de. Diye bir kelime fazla kullanmıyorum bakalım. Biraz sanki öyle mi algılanıyor? Öyle bir şeyiniz var mı sizin? Ama demin dediğim yere gelecekler. Evet yani evet. Osman Hoca bize ümit vermek için konuşuyor vallahi, tarzında. Billahi, böyle bir algı var mı acaba? Bir kelimeyi sırf abartı olsun diye söylemedim. Bildiklerimi söylemiyorum bile. Tabii. Bu bakın böyle gitmeyeceği bunun aşikar. Stüdyoda şu anda eşim de var karşımda. Hı hı. Eşim bana geçen sene Erkan Akkaş'ın programına giderken kapıdan çıkıp bir hatırlatmada bulundu. Hep aynı şeyleri anlatıyorsun diye. Yani kulağımı çekmiş oldu yani. Evet. Şimdi farklı şeyler söyleyeceğiz diye bu ülkenin geleceği karanlık diyecek halimiz yok. Bu ülkenin geleceği inanılmaz aydınlık. Şu an dibe vurmak biraz daha dibe vuruyor. Dibe vuruyor. Bakın bu süreçlerin tamamını bitirmek çok kolay. Yani bu çok kolay bir şey bu. Tabii. Bitirmek derken? Bu süreç çok yakın sürede Allah'ın izniyle sona erecek. Siz bu süreçlerin sona ermesini tamamıyla ilahi bir el tarafından sona erebileceğini mi düşünüyorsunuz? Bir dakika zaten. Beklenmeyen, hiç beklenmedik bir... Hayır ben şimdi her şeyi evren çeviren Allah. Mutlaka tabii. Hatim okurken yan tarafına şöyle mahalline baktığınız zaman bir yaprak bile ondan izinsiz yere düşmez diyor. Ya bir yaprak Allah'ın yaprağı izinsiz düşmezse Türkiye izinsiz düşer mi ya? Olan şeyler tabii kader çizgisinde mutlaka bir sebepler dairesinde. Sebepler dairesinde. Tecelli edecek. Allah bu ülkeyi aydınlığa çıkaracak. Türkiye'ye bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ankara'daki manzara şu. Ben profesör olacağım ama keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Nasıl katkınız olurdu? Söyledim bitti artık. Yani geri dönmeyeceksin cümlelere. Peki. Bir albay olacaktım ben. Tamam mı? Bu ülke daha fazla hizmet eder. AKP kendisini devletin kendisi zannetmeye başladı. Bir Kasım seçimlerinin birkaç gün önce böyle bir canlı yayında AKP devletin %10'u dahi değil. Devlet bambaşka bir şeydir ya bunlar. Bunlar devlet ne olduğunu anlamamışlar galiba. Devlet dediğin aygıt senin Bill Clinton Amerikan başkanı iken mahkemenin huzuruna çıkaran aygıttır. Devlet böyle bir şeydir yani. Devlet dediğin senin Brezilya devlet başkanını Cumhurbaşkanı'nı görevden alan bir aygıttır devlet. Devlet dediğin Almanya Cumhurbaşkanı'nı 750 euroluk bir alışveriş, hatırlı bir alışveriş yüzünden görevden alan bir aygıttır. Devlet böyle bir şeydir ya. Devlet AKP'den ibaret değildir. Ha böyle bir şey yok. Mesela bakın bu iş böyle gitmeyecek. Ya bunu herkes bir inansın yahu. Ya bu nasıl bir ülke böyle? Karbondioksit dolu bir gaz odası gibi. Hatta çıksın insanlar dünyada nefes alsınlar biraz. Siz sadece bir de burada olanları gördünüz. Sadece yani fragmanı gördüm. Şeydeki Doğu ve Güneydoğu'daki görüntüleri hiç görmediniz. Ya ben haftada 3 defa köşe yazı yazıyorum. Gündemin gerisine kalıyor muyum? Ben köşe yazı yazıyorum. Ya bu komedi gitmez bakın. Bu iş gitmez. Ya gitmeyeceği %100 de. Gideceğine nasıl inanıyorlar mı? 150 desteği falan. İplemeyin. Ben siyaset bilim profesörüyüm ya. Bu %50 destek yarın öbür gün hemen tersine ya dönebilir. Ya alt yazı için televizyon kanallarından değil, yarın sokağa çıkma yasağı var diye. Bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların cami avlusu, evleri cami avlusundadır.
Namaza bile geçmezler korkularında. Türkiye'de insanların demokrasi hassasiyeti çıkmak gibi bir hassasiyeti bir şey yok. Bunlar kuru kalabalıklar. Yine 3 tane yürekli komünist Taksim meydanı zorlayacaktır bu insanın hakkı ve özgürlüklerine karşı diye. Bir tane sağcı aydın bile çıkmayacaktır yine bakın. Buna itiraz etmeyecektir. Dolayısıyla sol sağ kesimde bir tane Ahmet Altan var mı şu anda? Sağ televizyon kanallarında bir tane Fatih Portakal var mı?